Efendim merhabalar, iyi günler Lexistoria'nın yeni bir bölümüyle bir tavsiye serisinin yeni bir videosuyla huzurlarınızdayız. Malumunuz bu serimizde her bölüm ayrı bir kitabı sizlerle paylaşıyoruz ve tanıtmaya gayret ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Zakari Shiragın Tarihçinin Zanaati, Tarih Araştırması için Bir Rehber ismiyle çevrilen kitabı olacak. Vakıf Bank yayınlarından çıktı bu kitap. Şöyle göstereyim. 2023 senesinde basıldı ve Semih Türkoğlu beyefendi tarafından Türk çevrildi. Her şeyin başında şunu söylemem lazım. İyi bir çeviri, sade, güzel, anlaşılır bir çeviri. Böyle zorlama, öz yapacağım diye kaşını gözünü patlatma işleri yok. Ben son derece keyif aldım bu çeviriden. Bu kitabı her şeyin başında tavsiye eder miyim diye sorarsanız. Yani ben bir buçuk dakika izleyeyim hemen bu videoyu kapatayım diyorsanız. Hemen başında söyleyeyim. Mutlaka ama mutlaka tavsiye ederim. Niye tavsiye ettiğimi de şimdi arz etmeye çalışacağım. Müzik <laughs> Kitabın orijinal adı The Princeton Guide for Historical Research Skills for Scholars. 2021 senesinde olması lazım basıldı. Zachary Schrag başarılı bir akademisyen. Yanlış hatırlamıyorsam New York metroları üzerinde bir çalışması var. Böyle bir mikro tarihçi yapısı da var. O açıdan da yakınlık hissettiğim birisi. George Mason Üniversitesi'nde çalışıyormuş bu beyefendi. Ve aslında her branştan yani ister popüler tarih yazıyor olun ister tarihle ilgili bir meraka sahip olun yani illa yazmanız gerekmiyor bir araştırma yapmak istiyorsunuz nasıl yapacağınızı bilmiyorsunuz isterse tarih alanında okuyan bir akademisyen namzeti olun bu kitaptan fevkalade istifade edeceksiniz. Netice itibariyle Türkiye'de tarihin ne olduğu hususu pek anlaşılabilmiş değil bazıları için tarih menkıbecilikten ibaret. Yani belirli menkıbeleri, anekdotları topluyorsunuz, güzel bir şekilde sunuyorsunuz, paketliyorsunuz, bu tarihçilik oluyor. Bu tarihçilik değil, bunu söylemek lazım. Bazıları için de biraz rankeci bir mantıkla, eskide kalmış bir mantıkla arşiv belgesi neşretmekten ibaret tarihçilik. Oysa bu da tarihçilik değil. Öyle olsaydı şayet arşivciler ve koleksiyonerler tarihçilik mesleği yaptıklarını söylerlerdi. Niye arşivcilik ve koleksiyonerlik diye iki ayrı meslek var? diye bunun üzerine düşünmek lazım. Dolayısıyla bir tarih araştırmasını diğer araştırmalardan ayıran bazı özellikler var ve bu kitap aslında işin mutfağını bize gösteriyor. Bir tarihçi nasıl çalışır? Nasıl çalışması gerekir? Fevkalade bir biçimde anlatıyor diyebiliriz. Bu kitabın başlangıcında iyi soruların nasıl sorulacağı, yani bir araştırmaya hangi sorularla başlamak gerektiği hususuyla kapıyı aralıyor ve ardından bizlere bir konunun daraltılması nasıl olur? Kaynakçalar nasıl bulunur? Nasıl bir inden ayrılır. Nasıl not alınır? Nasıl bir anlatı oluşturulur? Bütün bu hususlarda rehberlik ediyor. Hatta orijinal yanlarından biri bu kitabı çok güncel ve pratik bir meselelere girmesi. Mesela kod yazılımları kullanmaktan bahsediyor. Word uygulamalarından bahsediyor. Nasıl not alırsınız? Nasıl fiş oluşturursunuz? Bütün bunları böyle pratik yönleriyle de anlatıyor. Çünkü tarih felsefesi biraz derin bir meseledir. Buraya girip çıkamayan da çok olur. Tarihin felsefi boyutlarında takılır kalırsınız. bütünlü pratiğe geçemezsiniz. Pratiğe geçmek için böyle rehberler avantajlıdır ve sağlıklı bir çalışmayı nasıl yapacağınızı, çalışmanızı nasıl daha vurucu, daha dikkat çekici, ve okuyucuyu içine alıcı hale getireceğinizi gösteren bu tarz kitaplara ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz. Zakari Şırak tarihçiliği çok güzel bir şekilde tanımlamış size paylaşmak istiyorum. İnsanların ve yaptıkları tercihlerin incelenmesidir tarihçilik diyor. Yani geçmişte olan her şey tarihin konusu değildir. Söz gelimi bir coğrafya uzmanı veya jeolog da geçmişte olan hadiseleri inceleyebilir. Ancak orada insan unsuru olmadığından biz buna tarihçilik diyemiyoruz veya bir arkeoloğun, bir antropoloğun çalışması insanın tercihleri üzerine yoğunlaşmadığından tarih çalışmasından ayrılıyor. Bu bağlamda Marcy Norton'un Tütünün ve Çikolatanın Tarihi kitabının giriş kısmı bizim için aydınlatıcı. Giriş kısmında şöyle tarifliyor kitabının Marcy Norton. Azimli ama korkak askerler, ateşli misyonerler, maharetli çiftlik köleleri, asi mezoamerikalı soylular, uyumlu kızıl kızılderili halk tabakası, melez kadın büyücüler, boyunduruk altındakiler, alınamamış Karayip yerlileri, kozmopolit Avrupalı hümanistler Portekizli kripto Yahudi tüccarlar, kibirli Sevillalı tacirler, dünyalık rahipler, kavgacı denizciler, reformcu maliye bakanları, dumanlı tavernaların patronları, dayalı döşeli soylu malikanelerinde kalan misafirler. Dikkat ederseniz başlığında tütün ve çikolatanın tarihi yazan bir kitapta bize tütünden de çikolatadan da bahsetmedi. Kitapta hep insanlardan bahsetti. Çünkü yazarın maksadı tütünün ve çikolatanın malzeme olarak tarihini anlamak değil. İnsanların neden tütün ve çikolatayı o şekilde benimsediklerini anlayabilmek. Niçin önemli peki İnsanların tercihlerini anlamak? Neden önemli bu meslek, tarihçilik niçin anlamlı? Orada da çok önemli bir husus var. İnsanların tercihlerini anladığınız zaman hayatın bu kadar basit olmadığını her şeyin siyah ve beyazdan ibaret olmadığını anlıyorsunuz. Burada da Zakari Oscar Handlin'den bir alıntı yapıyor. Ya adamlar ve kötü adamlar diye ayrım yapmaktan ibaret üstün körü bir fikre sahip bir yazar ya da öğretmen, kıtlık dönemindeki bir İrlandalı köylüyü ya da toprak sahibini, 1850'lerdeki Alabamalı bir köleyi veya efendisini, Antietam'daki bir askeri ya da generali hiçbir zaman anlayamayacak. Hakikaten öyledir. Yani böyle bir empati duygunuz yoksa, insanların tercihlerini anlayamıyorsanız, iyiler vardır, kötüler vardır, hainler vardır, kahramanlar vardır diye bakıyorsanız daha Tarihe, hiçbir zaman tarihi anlayamayacaksınız demektir. Bu bağlamda tarihe böyle bakan ve sıklıkla tarihi manipüle eden sınıflardan bir tanesi hiç şüphesiz siyasetçilerdir. Siyasetçiler sıklıkla tarihi atıflarda bulunurlar, tarihi meşrulaştırma gayretlerine girişirler. Oysa tarihçi burada biraz cam kırığı olmak mecburiyetinde. Bazen ortak milli anlatıları bozmak, insanların tadını kaçırmak zorunda. Bazen de insanların nostalji hislerini kaşıyarak ya siz çok nostaljik bakıyorsunuz. Nerede o eski günler diyorsunuz ama bak o eski günlerde de bunlar bunlar vardı diyerek tat kaçırmak mecburiyetinde. Dolayısıyla herkese mavi boncuk dağıtan, hamasetle uğraşan bir kimsenin de tarihçi olabilmesi bu bağlamda pek mümkün değil. Ve yazarın bu kitapta hem bunları vurguluyor hem de çok dikkat çekici bir yaklaşımı var o da şu. Bizde ekseriyette popüler bilim ve popüler tarihçilik kötülenir. Yani bu kötü bir iştir işte basit bir iştir falan denir. Ve kötülendiği gibi bu işle uğraşanlar da bu kötülenmeyi haklı çıkarmak için gayret gösterirler. Gerçekten çok kötü tarihçilik yapılır Türkiye'de. Bu bağlamda Zakari Şiravi'nin çalışması tarihi araştırmasının her yönüne bakıyor. Yani sadece akademik bir araştırmaya yönelmiyor. Netice itibariyle bu bizde pek yok ama bir firma kendi tarihini incelemek için araştırmasını dırmak için size başvurabilir ve sizin yardımınızı isteyebilir. Freelance olarak onunla çalışırsınız veya bir vakıf, bir dernek belirli bir konuda tarihi bir araştırma yapmanızı isteyebilir. Yani tarihçilik mesleği sadece üniversitede icra edilen bir meslek değildir. Bazen gazetelerde, dergilerde veyahut dediğim gibi bazı kurum ve kuruluşlar bünyesinde de tarihçilik yapılabilir. İşte bu noktalarda Zakari Şırak bu tarihçilik mesleğini sınıflara ayırmaksızın hepsine hitap eden bir rehber hazırlamaya gayret etmiş. Nitekim kendisi şunu söylüyor. Esas itibariyle tarih hikaye anlatıcılığıyla analizi birleştiren bir yoldur diyor. Yani bir yönüyle evet akademik analizler vardır bu işin bir ucunda, monografilere kadar varan. Bir yönde de narasyon, hikaye anlatıcılığı biçimi vardır. Bu iki unsur aslında tarihin, iyi yapılmış tarihin her branşında görebileceğimiz iki unsur. Netice itibariyle en akademik çalışmada bile insanlar hakkında hikayeler anlatılır. Bunlar şahısları vardır, çatışma vardır, olay örgüsü vardır ve bir takım sonuçları olur. Yani tam bir hikaye programıyla ile ilerleyen bir çalışmadır aslında tarih çalışması. Bu bağlamda history ile story'nin birbirinden çok ayrılmadığında söylemek lazım. Ancak madem bir hikaye anlatıcılığı, bir rasyon kurmaktan bahsediyoruz. Tarihi bilim yapan şey nedir? Netice itibariyle Louis Gottschalk'ın söylediği bir şey var. Kayıtlı tarihin çoğu söz konusu bütünün gözlemlenebilir parçasının hatırlanabilir kayıtlı parçalarının günümüze kadar gelebilmiş olanlarından ibaret kaynaklar. Üzerinde çalışmaktan, bunlara bakarak geçmişe dair anlamlı bir hikaye inşa etmekten bahsediyoruz. Bu kaynakları birer pencere gibi düşünün. Camın niteliği görüşünüzü de değiştirebilir. Dolayısıyla bütün pencerelerin bütün camlarında da aynı parlaklıkta olmadığını fark etmeniz lazım. Tüm bu cümlelerden neyi kastediyorum? Şöyle özetleyeyim. Netice itibariyle insanlar bugün aksini zannetse de tarihteki olayların pek çoğu şu anda tamamen tekrarı yaşanamayacak unutulmuş olaylardır. Bunların gözlemlenebilir parçalarından hatırlanabilir bazı parçaları günümüze kalmıştır. Tarihçi bu parçaları ufak ufak ipuçları gibi, bir dedektif gibi, bir gazeteci gibi bir araya getirir ve büyük bir anlatı sunar bize. Bu anlatı bizi ikna ederse, burada makul ve mantıklı bir çalışma ortaya çıkmış olur. İkna etmezse saçmalık derecesine de varabilir. Burada ikinci önemli olan mesele tarihçinin bu aldığı ufak ufak kaynakların birer pencere olduğunu fark etmesi. Bu pencereden geçmişe doğru bakıyor tarih. Ama bazen pencerenin camı buğulu olabilir. Bilerek boyanmış olabilir. Vitray haline getirilmiş olabilir. Dolayısıyla sizin bu farkları da anlıyor olmanız ve kaynak tenkidini nesnel bir şekilde yapabiliyor olmanız lazım. Ve tarihçiliği bilim yapan şeylerden bir tanesi de işte bu titizlik. Neticede tarihçiler diğer akademik bilim dalları gibi belirli kurallara bağlılar. İntihal konusunda, hakemli dergiler konusunda, dipnot kaynakça konusunda ve önceki yazarlardan istifade Etme konusunda akademik standartlarda çalışmak mecburiyetindeler. Bunun da daha ötesinde tıpkı fen bilimleri gibi belirli öngörülerde, tahminlerde de bulunabilir tarihçiler. Tabi bu fizik, kimya gibi öngörüler değildir. Mesela fizik kuralları veya kimya kuralları sarihtir. 100 derecede su kaynayacak derseniz Her 100 derecede, her aynı şartta o su öyle kaynar. Ama tarihte böyle değildir. Olaylar sıklıkla tevafuki veya tesadüfidir ve sadece bir defaya mahsus olarak yaşanır. Tek tekrardan onu laboratuvar ortamında deneyimleyemezsiniz. Peki neyi tahmin edebilirsiniz? Benzer atmosferlerde, benzer şartlarda iki ayrı durumun benzer ve farklı yönlerini tespit edebilirsiniz. Ki buna tarihin doğal deneyleri deniyor. Jared Diamond'ın da aynı isimde bir kitabı vardı. Meraklıları bileceklerdir. Bu yaklaşımda birçok yönüyle birbirine benzeyen fakat araştırma konusu bakımından ayrışan iki olay çeşitli sistemlerle, analiz metotlarıyla, istatistiklerle karşılaştırılıyor ve nicel olarak kıyaslanma imkanı buluyor. Nasıl tarihçi şunu da tahmin edebilir. Benzer iki atmosfer var tarihte. Bir Fransız devrimi ve Amerikan devrimi. Bunda benzer hususların bulanabileceğini tahmin eder. Yani geleceğe ilişkin değil, geçmişe ilişkin bir öngörüde bulunur tarihçi. Tabii klişe sözler var biliyorsunuz. Geçmişini bilmeyen geleceğini anlayamaz falan gibilerinden ama aslında bu biraz klişeleşmiş ve hatalı sözlerden bir tanesidir. Çünkü bir olayın geçmişte o şekilde yaşanmış olması bugün de aynı şekilde yaşanacağı anlamına gelmez. Bu bağlamda tarih tekerrür etmez diyebiliriz. Tabii tarihin modern bir bilim olma süreci kademe kademe gerçekleşiyor. Edward Gibbon'ın meşhur Roma tarihi çalışması buradaki önemli adımlardan bir tanesi. Daha sonra Leopold von Ranke'nin çalışmaları özellikle arşivcilik ve kaynak meselesi bağlamında çok önemli. Fakat kademe kademe bir bilim statüsüne yükselmeyi başarıyor tarih diyebiliriz. Bu süreç boyunca ta erken dönem, antik dönem tarihçilerinden bugüne varıncaya kadar, belki Herodot'tan bugüne varıncaya kadar tarihin değişen yanları var, değişmeyen yanları var. Buna ilişkin Zakary Şırak şöyle diyor. Günümüzde tarihçiler Gibbon'ı yahut Henry Adams'ı şaşırtabilecek konular hakkında yazıyor. Ancak hikayelerini Gibbon, Adams hatta binlerce yıl önceye yazmış olan Tukikides ve Takitus'un tanıyabileceği şekilde yazıyorlar. Bunu da tarih yazmanın herhangi bir medeniyetinde niyetin temel işlevi olduğunu düşünmekten gelen o özgüvenle yapıyorlar. İşte burası çok önemli. Tarihin ele aldığı konular değişmiştir. Mesela bundan 100 sene önce bir askeri harbi incelemek veya siyasi bir olayı incelemek çok daha muteber olabilir. Veya bir 50 sene önce 30 sene önce. Fakat bugün günümüzde sosyal tarih çalışmalarının daha ön plana çıktığını görüyoruz. Mesela bizim fakirizm kitabı için söyleyeyim. Bundan 50-60 sene önce ben böyle bir kitap yazmış olsam herhalde niye böyle entepüften şeylerle uğraşıyor diye beni eleştirirlerdi. Ve böyle önemsenmeyecek şeylerin tarihinin yapılmasından belki rahatsız olurdu insanlar. Ama bugün telakkiler değişmiştir. Ufak şeylerinde tarihini yapabiliyoruz ve tarihin en keyifli hallerinden bir tanesi de bu bence. Ama bunu yaparken ta Takitus'un, Tukikides'in, Herodot'un belki kullandığı anlatım biçimlerini kullanarak, formları kullanarak yapıyoruz. Ve burada da aslında tarih yazmanın herhangi bir medeniyetin temel işlevi olduğunu düşüncesinden kaynaklanan bir özgüvenle yola çıkıyoruz. Bu da çok önemli bir husus. Ve tarihçilik bir meslek olarak, yani herkes akademik bir çalışma olarak düşünüyor. Bir yanıyla da zanaattir. Bu zanaatinde bazı meslek ilkeleri ve etik ilkeleri vardır. Türkiye'de bu pek bilinmese de. Bugün de bayağı Türkiye'ye sallamış olduk ama vaziyet bu yapacak bir şey yok. Bir dokun bin ahiş kase fafurdan demişler. American Historical Association belirli zaman dilimlerinde belirli etik ilkeler yayınlıyor. Bu ilkelerin başında aslında merak duygusuyla ilgili bir ilke geliyor. Bir tarihçi araştırmasını yaparken kafasında sorular olmak mecburiyetinde. Soruları olmayan bir insanın araştırma yapmasına gerek de yok. Ama ekseriyetle şunu görüyoruz. İnsan ların ellerinde cevaplar oluyor ve tarihe o cevapları götürerek bunları teyit eder misin diye soruyorlar. Oysa bu doğru bir yaklaşım değil. Buna teyit yanlılığı deniyor ve bir tarihçinin düşebileceği en büyük vartalardan bir tanesi. American Historical Association şöyle bir madde imlamış, Tarihçiliğin icra edilmesindeki mesleki dürüstlük, kendi önyargılarının farkında olmayı ve önyargılar nereye yönlendirirse yönlendirsin, doğru yöntem ve analizi izlemeye hazır olmayı gerektirir. Tarih tarihçiler kaynaklarını saptırmamalıdır, bulgularını olabildiğince kesin bir şekilde aktarmalı, kendi yorumlarına ters düşen kanıtları görmezden gelmemelidir. Fevkalade bir madde. Yani bunu böyle çerçeveletip bir yere asmak lazım. Bu kitapta bu etik ilkelerden de büyük ölçüde bahsetmeye gayret etmiş. Ve tarihçiliğin en önemli duygusunun yani bir tarihçinin taşıması gereken ikinci duygunun meraktan sonra empati olduğunu vurguluyor bu kitap. Çünkü tarihçiler her zaman sevdikleri veya destekledikleri insanları araştırmazlar. Bazen katilleri, tecavüzcüleri, korsanları, ne bileyim diktatörleri araştırırlar. Dolayısıyla bu insanları yargılamak için masa başına oturuyorsanız siz aslında tarihçilik yapmıyorsunuz. Bir ajandayla hareket ediyorsunuz demek. Bu ajandaya saplanmamak için de empati duygunuzun olması ve herkesin bir mantığı, da hareket ettiğini, bir motivasyonla hareket ettiğini fark edip olayların, olguların arkasındaki motivasyonları bu empati duygusuyla kendinizi araştırdığınız kişinin yerine koyarak anlamanız tarihçinin olmazsa olmazlarından bir tanesi. Bu şu demek değil, yani bu insanların meşrulaştıralım tarihte herkes haklıdır gibi bir noktaya varmamalı. Ama insanların zihinlerinin arkasındaki motivasyonu anlamak için empati duygusuna son derece ihtiyacınız var. Tabii buna rağmen, bütün bu şartlara rağmen aslında kötü tarihçilik hiçbir zaman ortadan kalkmayan bir fenomen. Zaten aslında bazı insanların iyi tarihçilik yapma gayretinin sebebi kendi yokluklarında araştırma konularını kimse araştırmayacağı için değil. Yokluklarında yanlış bir tarih anlatısı ortaya çıkacağı içindir. Mesela İstiklal Harbi üzerine çalışan bir akademisyen o konuyu çalışmasa başkası mutlaka çalışır ama nasıl çalışır? Kötü tarihçilik iyi tarihçiliğin yerine burada ikame edilir. Ve eleştirel bilimin yokluğunda efsaneler, çarpık bilgiler ve ideolojiler cirit atar ortalıkta. Bu alanda Zakari diyor ki daha da kötüsü tarih efsaneleri kurgu iddiasına bile başvurmak zorunda hissetmeden yayanlardır. Bu kanal kanal gezen bir televizyon yorumcusunun tamamen yanlış bir tezi desteklemek üzere itinayla birkaç olguyu cımbızlayarak bastırdığı bir kitap, tasvir ettiği olaylar hakkında hiçbir şey bilmeyen bir siyasetçinin öne sürdüğü ucuz ve kaba tarihi benzetmeler, hatta tamamen irredantist yani yayılmacı bir toprak talebi olabilir. Fark etmez. Kötü tarih akıllıca tercihler yapma becerimizi tehlikeye atar. İşte bu yüzdendir ki bazı tarihçiler çalışmalarını tanımlarken olayları efsanelerden arındırdıklarından bahsederler. Hatta bu bağlamda Şırak şunu öneriyor. Bir efsane kayıt merkezi kuralım gibi bir iddiaya sahip. Ama tabi şimdi Türkiye'de de benzerleri deneniyor biliyorsunuz. teyit.org gibi falan böyle teyit sereli kuruldu ama onları kim denetleyecek? Bu da ayrı bir soru. Ayrıca tarihin tekeli tarihçilerde değil Burada tarihçinin yapması gereken nedir? İyi olan çalışmayı ortaya koyarak kötü olanın bir şekilde def edileceğine dair bir umut beslemektir denebilir. En azından tarihçilik bunun için yapılıyor denebilir. Sonuç olarak bu tarihçilik tartışmalarını da sizle paylaştıktan sonra şunu söylemem lazım. Kitap iyi bir rehber, eserin güncel olması ve tamamen taze bilgilerle yazılmış olması fevkalade önemli. Yani bugün alanla ilgili olan herkesin alıp istifade edeceği bir kaynak. Başta da söylediğim gibi profesyonel olarak ilgilenmiyor olabilirsiniz tarihle. Mesela bizim kanalımızı izliyorsunuz. Tarihe de şöyle bir merakınız var. Yani güzel, hoşunuza gidiyor tarih kitapları okumak. Bu kitabı alıp okumanızda yine fayda var. Neden? İşin mutfağını görmüş olursunuz. İyi bir araştırma nasıl yapılabilir? İyi bir kitabı ben nasıl bulabilirim? İyi bir araştırma yapıldığını nasıl anlayabilirim içinde hoş bir rehber olacaktır. Eleştirilebilecek birkaç noktası da var tabii ki. Basım açısından, özellikle Türkiye baskısı açısından şöyle. Bazı noktalarda ufak kutucuklar açılsa yani görsel açıdan daha faydalı olabilirmiş. Bazı sorular, bazı vurgular böyle özel olarak gösterilse daha faydalı olabilirmiş. Bir de tabii Zakari Shirag'ın Amerikan üniversite sisteminin içerisinde bulunduğu unutulmamalı. Bazen özellikle verdiği örneklerde oranın kültürüne ve veya Amerika'da hakim olan ideolojik pozisyona selam çaktığı örnekler de söz konusu. Yani bunu da artık o kadarında hoş göreceğiz en azından. Bu kadar başarılı bir rehber hazırladığı için Zakari Shirag'ı bu konularda affedebiliriz. Kitabın sonu çok güzel. Yani kitabın sonundaki bir sayfa beni çok etkiledi. Şöyle diyor Zakari Şırak bir örnek veriyor. 1994 yapımı Il Postino diye bir film vardır. Postacı filmi. Burada bir sahne var. Genç bir postacı Pablo Neruda'nın şiirlerini kendi şiirleri gibi sevdiği kıza veriyor. Neruda bunu öğreniyor ve çocuğu azarlıyor. Sonunda çocuk diyor ki şiir onu yazana değil ona ihtiyaç duyana aittir. Buradan hareketle Zakari Şırak kitabını şöyle bitirmiş. Bazı insanlar çalışmalarınızı yanlış anlayacak. Bazıları kötüye kullanacak ve birçoğu da göz ardı edecektir. Belki bizzat kendiniz çalışmanızda hatalar bulacaksınız ve düzeltmeniz için artık çok geç olacak. Ancak her nitelikli tarih çalışması o sonsuz tutkuya yani ortak insan tecrübesine bir katkıdır. Tarih herkes içindir demiş Zakari Şırak. Muazzam bir bitiriş. Biz de bu sözlerle bu videomuzu da bitirmiş olalım. Tekrar edelim. Vakıf Bank'tan Zakari M. Şırak'ın yazmış olduğu tarihçinin zanaati tarih araştırması için bir rehber, Semih Türkoğlu çevirisiyle mutlaka 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 tavsiye ediyoruz. Hakla kalın, hukukla kalın, tarihle kalın, sağlıcakla kalın efendim.